Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün tarlamızın kapısını yapacağız. Araç girme için geniş bir kapı yapacağız. 2.20, 2.20, 4.40 toplamda genişliği olacak. 1.50 tel yüksekliğinde de yüksekliği olacak. Parçaları kesmeye başlıyorum. Parçaları koparmadan tek parça köşeleri kesip çıkarıp kıvırarak oluşturmaya çalışacağım. Kapıları 40'a 40 profilden et kalınlığı 2 mm yapacağız. Bora anahtarıyla biraz gönyesi kaçık olduğu için düzeltme yapıyorum. Daha önce yaptığım kapının üstüne koyuyorum. Eksik olan parçasını da oluşturup öbür kapının gönyesini kullanarak parçaları birleştireceğim. Kaynak makinemizi çalıştıralım. Şu taraf eksik. Alttaki kapıya 3 noktadan puntalayarak gönyeyi oluşturmuş oluyoruz. Ondan sonra köşelerini kaynatmaya başlayacağım. Evet, kestiğimiz yerleri temizliyoruz, taşlıyoruz. Bu şekilde daha düzgün bir kaynak yapmak için. Demiri düşüyoruz. Evet, kapı sövelerinin başlarını hem yağmur girmesin diye dört köşeden kesip piramit şeklinde bir şekil oluşturacağız. Hem de şekil güzel olması için. Şimdi kesimini yapıyorum.
Kesimimiz bitti. Şimdi yavaş yavaş köşeleri çekişle eğiyoruz. Birleştireceğiz dört kafayı. Böyle piramit şeklinde bir profilin ucu kapanmış olacak. Kesik yerleri kaynatarak kapatıyoruz. Evet, sonuç böyle bir şey çıktı ortaya arkadaşlar. Piramit şeklinde profil ucu kapanmış oldu. Güzel bir görüntü olacak. 5 santim de kapıdan yüksek olacak bunlar, söveler. Daha gösterişli bir şey olacak. Evet, 20'lik menteşe kullandım. Güçlü olması lazım. Kapılar iri. O yüzden biraz kalın kullandım. Menteşelerimizi kaynatıyoruz. Menteşeleri kaynattıktan sonra silme ile tekrar destek kaynağı yapacağız arkadaşlar birazdan. Asma kilit takmak için delikli saçları, kalın saçları tutturuyorum. Bu saçlar kalveniz arkadaşlar. Biraz o yüzden mavi duman çıkıyor. Kalvenizle demiri kaynatıyoruz şu anda birbirine. Gördüğünüz gibi silmeden kilit noktasına da destek yaptım. Şimdi kilidin diğer tarafını
Puntalayıp kaynatmaya başlayalım. Evet, önce bir deneme yapıyoruz. Kilit rahat geçiyor mu? Kilitlenebiliyor mu diye. Rahat olduğunu görünce kaynatmaya başlıyorum. Ve silmeden destek yapıyorum daha sağlam olması için. Taraftan çek. Çapaklarını taşlayıp temizliyoruz, boyaya hazırlıyoruz. Anahtarı getir bakalım, gel. Açalım, gelin var. Bir tane anahtarı. Üstten bir sürgü yapıyoruz. Evet, tarladaki beton direğe gelen, yakın olan direğin gergisini direkt yapamadığımız için betonu kurtaracak şeklinde bir 10 santim kadar yana doğru çıkıntılı yapmamız gerekiyordu. O yüzden profili hiç kesmeden 4 santim çıkararak, 40'a 40 profil olduğu için oradan 4 santimini çıkararak büktüm. Hem tepesi kapanmış oldu, hem alnına kaynatmış olacağız bunu. Ayrı ayrı kesip yama yapmak yerine bu şekilde daha pratik, daha güzel, daha temiz bir iş çıkıyor ortaya. Hafif burukluk vardı, onu da boru anahtarıyla düzeltip gerdiriyoruz ve kaynatmaya başlıyorum. Şimdi de direklerin gergilerini direklere kaynatıyoruz. Arkadaşlar bahsetti, bu 5 santim çıkıntı olacak dediğim buydu. Kapıdan 5 santim yüksek olacak direkler. Görüntü böyle bir şey olacak. Yan tarafına da payandasını, desteğini kaynatıyoruz.
Kapıdaki bu çubuk demirle çerçevelediğimiz yerler de bahçe telini germemiz için bağlayacağımız noktaları oluşturacaklar. Direkt bayandalarını kaynattık, bitirdik. Şimdi taşlıyoruz, temizliyoruz. Ters çevirip arkasını da kaynatıyoruz.